Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir SPC inceleme videosuyla karşınızdayım. Yeni promo Footbird promosundan Kingsley Coman geldi bugün. Bu kartı inceleyeceğiz. Yine Footbin'le başlayalım. 1226 like'ı var, 154 tane de dislike'ı var kartımızın. Kingsley Coman'ı zaten biliyorsunuz, kartları pek hani fena olmuyor. Ateşle buz olarak da gelmişti. Ben onları çok beğenmemiştim ama hani bu karttan biraz daha ümitliyim. Onu söyleyebilirim. Bir bakalım SPC'de neler istiyor. Ucuz bir SPC değil, onu söyleyeyim baştan. 836K olarak gösteriyor Footbin. Bir bakalım neler istiyor. Bir tane 89 kadro, iki tane 88, bir tane 87 kadro istiyor. Bir tane 86, bu da 84'lük bir kadro. Yani 6 tane SPC yapmamız lazım bu kart için. Dediğim gibi ucuz bir kart değil ne yazık ki. Şimdi lafı uzatmadan bir oyun içi kartı inceleyelim. Ondan sonra da maç içi görüntülerle devam edelim. Kingsley Coman oyun içi kartını incelediğimizde 96 doğumlu, 1.81 boyunda, oyuncu çalışma oranı yüksek ve orta, atağı yüksek, defansif ve orta, beceri hareketleri 5, zayıf ayak 5, ayağımızsa çoğunlukla patlayıcı hızlanma türü. 5-5 olarak geldi Coman. Zaten promodaki birçok kart 5-5 olarak geldi. Bazı kartların da 2 tane versiyonu var. Oyuncu haritasına baktığımız zaman Fransız Bundesliga'da Bayern Münih'te oynuyor. Favori pozisyonumuz sol orta saha, alternatif pozisyonlar ise sağ orta saha ve sol kanat olarak da oynayabiliyor. Hemen nitelik bilgilerine geçelim. Hız 94, şut 88, pas 90, dribling 93, defans 40, fiziksel 77. Defansa yine hiç bakmıyorum. Yoktan sayıyoruz orayı. Fiziksel de zıplaması 93. Onun dışında yine orada da çok fazla böyle etki edecek bir şey yok. Hani gücü 80, dayanıklı 85. Eyvallah, yeterli. Driblingine baktığımız zaman çeviklik 98, denge 90, reaksiyon 91, top kontrolü 93. Yani driblingi iyi. Evet, birçok karttan iyi şu anda gelen. Yani heyecanla denemeyi bekliyorum. Hunter bastım ben bu arada, kimya tarzı olarak onu da söyleyeyim. Pasa baktığımızda görüş 92, orta açma 91, serbest vuruş isabet 81, kısa pas 90, uzun pas 85, falso 94. Bu kısa pas da bence yeterli. Uzun pas biraz daha yüksek olabilirdi. Ama kısa pas zaten daha çok kullanacağız yani bu kartlarda. Yani bir problem göremiyorum pasta da, gayet iyi. Şuta baktığımızda Hunter bastığımı söyledim. Yani şutu biraz bana düşük geldi ama şut gücünde bir problem yok. Penaltısı zaten düşük. Voley 89. Uzaktan şutları yani Coman'la zaten çok vurmazsınız diye düşünüyorum. Bitiricilik 87. Hızlanmada da 97 ve sprint hızı 91. Yani hız, şut, dribling, pas hepsine baktığımız zaman genel olarak güzel bir kart gözüküyor şu anda. Oyun tarzlarına bakalım hemen. Playstyle Plus olarak ince pas ve seri geldi. Onun dışında da doğal yetenek, ilk dokunuş, akrobatik, amansız ve çabuk adım var. 7 tane oyun tarzı var. Gene biraz daha fazla olabilir de, yani saçma sapan yeni gelen birkaç tane SPC'de bile 9 tane oyun tarzı var. Yani en azından böyle birkaç şey, mesela trivel ekleyebilirdiniz, teknik ekleyebilirdiniz. Yani en azından biraz daha fazla olmasını beklerdim. Mesela gol atmada herhangi bir oyun tarzı yok. O da kötü bence. Ama tabii oyun içinde belki de farklıdır. Şimdi şöyle yapacağız. Benim yayında VL oynadım ben. VL'de birkaç maç kalmıştı. O maçlarda deneyeceğim Koman'ı. Bakalım hafta sonu liginde Koman'la neler yapacağız. Ondan sonra yorumlarında sizlerleyim. All this overthinking, oh.
Tekrardan merhaba. Komanda maçlarımı yaptım. Çıktık çatır çatır hafta sonu liginde maçlarımızı yaptık. Yani Komanda'yla ilgili aslında söyleyeceğim birçok şey var ama en önemlisi yani dribblingi gerçekten muazzam. Onda problem yok. Tık 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 aralardan sıyrılabiliyor. Ama ben çok az gol attım Komanda'yla. Çok böyle maça etki edemedim açıkçası. Asisti var, asistleri var. Eyvallah. Zaten paylaşacağım yine yani gollerini, asistlerini. Böyle eğlenceli kart. Çok güzel dribling yapabildiğiniz için hani 5 kişinin arasından takır takır çıkabiliyorsunuz. Asistlerde çok güzel bir 3-4 kişiyi ekarte edip içeri çevirdiğim toplarda çok güzel paslar da attı. Bunlarda da problem yok ama yani Coman'ın alternatifi oyunda çok fazla zaten kanat kartı. Bence Coman bunlardan biri olmaz. Kart olarak sadece kart olarak üzerine baktığımız zaman puanım 10 üzerinden 7 ama kadrolara girme konusunda bu fiyatta yani 800K bir SPC olarak 10 üzerinden 5 veririm anca. Yani oyunun bu döneminde 2 hafta sonra bile veya bu promonun Ultimate Doğum Günü promosunun ikinci haftasında bile daha iyi bir kanat kartı gelebilir bence. En başta da söylemiştim oyun tarzları az. Yani o yüzden Coman ne kadar eğlenceli olursa olsun ben bu karttan çok fazla verim alamadığımı düşünüyorum. Tabii yine size kalmış. Benim Coman hakkında yorumlarım bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki SPC inceleme videosunda görüşmek üzere. Bay bay.